Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin bu bölümünde yaygın görülen göz hastalıklarından biri olan kataraktı ve tedavisindeki gelişmeleri bize İstanbul Cerrahi Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü Başkanı Operatör Doktor Sinan Göker anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetimize başlayacağız. Ancak ben sevgili izleyiciler, telefon numaralarımızı sizlere bir kez daha anımsatmak istiyorum. 0533 096 72 73 0216 323 22 67. Şimdi katarak diyoruz. Gerçekten de yaygın bir hastalık dedim de. Evet. Göz hastalıkları arasında sınıflandırmaya baktığınızda kataraktın yaygınlığı nedir ve yaşla nasıl bir ilgisi bulunmaktadır? Şimdi tabii yaşla direkt alakası var. Aslında yaşa bağlı gelişen bir durum. Oldukça sık, yani sıklık olarak bu göz bozukluklarından sonra belki de ikinci sırada geliyor diyebilirim. Yani, yani glokom mesela göz tansiyonundan daha sık bir şey. Çünkü yaşla ilgili olduğu için belli bir yaştan sonra hemen hemen herkeste belli bir derecede bir katarak oluyor. Fakat çok enteresan bir şekilde bu son yıllarda katarak yaşı erkene gelmeye başladı. Yani normalde 60-70 yaş hastalığıyken artık 50 yaşlara indi. Yani 50 yaşlarda bize başvuran hastaların çoğunda belli bir derecede katarak görüyoruz. Ama bunun dışında da 40'lı yaşlarda, 30'lu yaşlarda hatta 20'li yaşlarda hastalar gelmeye başladı katarakla. Ve de bu genetik değil. Çünkü bu gelen mesela 20 yaşta 30 yaşındaki katarakla gelen hastaların annesi de babasında yok, dedesinde yok fakat kendisinde var. Yani bunlar tabii gözün bozuldu diye geliyor ya da kontakt lens kullanıyor, numarası değişti diye geliyor, bir bakıyoruz katarak yani. Peki neden artıyor? Katarak giderek gençlerde yaygınlaşmaya başlıyor. Evet, yani bunu tabii bir detaylı bir araştırma yapmak lazım. Çok geniş kapsamlı bir araştırma olması gerekiyor. Bir sürü faktör var ama benim tahmin ettiğim aslında olmamasını bile insan şaşıyor. Çünkü o kadar çok toksik madde var ki şu anda hayatımızda. Yani kanımızda olmaması gereken 150'ye yakın kimyasal madde dolaşıyor. Yani bunlar işte çeşitli gıdalardaki tarım, ziraat ilaçlarının katkılarından tutun. İşte genetiği değiştirilmiş gıdalar. Yani bunun gibi bir sürü kimyasal hormonlu gıdalar, yani su, güneşin, havanın etkisi falan. Peki, şimdi bir de diyabet de giderek yaygınlaşıyor ya toplumda. Diyabet de herhalde kataraklarda bir risk faktörü çok değil biraz, mi diyorsunuz? Biraz. Diyabetten çok daha çok kortizon kullanımı katarakta direkt etkiliyor. Yani belli bir derecede, belli bir ay mesela kortizon damlası verin bir kişiye. Mutlaka bir miktar katarak gelişiyor. Şimdi bu kortizonlu göz damlaları da yani Türkiye'de maalesef reçetesiz satıldığı için her şey eczanede gidip mesela benim alerjim var diyor. Bana bir göz damlası ver diyor. İşte eczacı da bir kortizonlu damlayı veriyor. Hakikaten de en etkili şey ama aslında hastanın aklına geldikçe damlatıyor. Gidiyor aynısından müdahalıyor damlatıyor. Bir süre sonra katarak. Peki, şimdi çoğu kişi, gençler özellikle gözüm bozuldu diye geliyorlar. Katarak çıkabiliyor dediniz. Evet. Katarak görmeyi nasıl etkiliyor gençlerde ya da yaşlılarda? Bir de kataraktın erken teşhisi açısından izleyicilerimize ne önereceksiniz? Belli zamanlarda yapılan, belli gruplarda yapılan göz muayenesi mi? Hayır, yani sonuçta kataraktın belirtisi görmeyi azaltıyor. Görme bulanıyor yani. Bulanık görüyor kişi. Direkt bir etkisi var yani. Bulanık görünce insanlar bir göz muayenesine gitmeleri lazım. Tabii bir sürü altında hastalık da olabilir. Göz bozukluğu da olabilir. Yani muayene de ortaya çıkıyor. Kişi kendisi bu şu böyle bu katarak diye anlayabilecek bir yolu yok. Sonuçta bir tür bulanık görüyor. Yani kataraktın tipleri var tabii. İşte kimisi gece ışıklar parlıyor. Kimisi gündüz parlak ışıkta görme çok düşüyor. Kimisinde loş ışıkta düşüyor filan. Ama sonuçta görme azalıyor. Yani %100 göremiyor da hasta %80 görüyor, %50 görüyor
falan. Şimdi kataraktı biliyoruz ki tek tedavisi cerrahi. Şimdi tedavideki evet. yeniliklere gelmek istiyorum ama öncelikle katarak teşhisi koyduğunuz bir hastaya ameliyatı ne zaman öneriyorsunuz? Bundan çok öncesinde katarak olgunlaşsın bekleyelim denirdi. Evet. Şimdi böyle bir eğilim yok herhalde değil mi? Yok, bu çok öncesi. Yani ben Türkiye'ye bu FAKO denilen yöntemi 1990'da getirdim. Yani 26 sene önce. Hı hı. Ama bu FAKO ile tabii katarak cerrahisi bayağı bir devrim yaptı. Çok kolay bir şey hale geldi. Daha emniyetli bir hale geldi. Dikişsiz oluyor. Ondan önce, bu FAKO'dan önce dikişli katarak olduğu zaman zor bir ameliyat olduğu için doktorlar hep bekletiyordu hastaları. İşte bekle gel, bekle gel, sertleşsin falan gibi. Şimdi öyle bir şey gerek yok. Artık bu modern çağımızda insanlar, yani katarak olduğu, katarak yaşı olan insanlar hepsi aktif bir şekilde çalışıyorlar. 50'li yaşlarda, 60'lı yaşlarda, 70'li yaşlarda gayet full aktif çalışıyor. Dolayısıyla görmesi azaldığı anda, yani katarakla ilgili bir belirti, bir şikayet olduğu anda biz katarak ameliyatını yapıyoruz. Beklemenin hiçbir şekilde bir ne avantajı var ne dezavantajı var. Sadece hasta az görüyor. Yani yaşam kalitesi bozuluyor. Onun da beklemenin hiçbir şeyi yok. Yani. Şimdi katarak cerrahisindeki gelişmelerden herhalde biri de artık lazerin kullanılıyor olabilmesi. Evet. Biraz bize bu konuda bilgi verir misiniz? Lazer kullanımı katarak ameliyatının hangi aşamasında, niçin devreye giriyor ve ne gibi avantajlar getiriyor hem hastaya evet. hem de doktora? Şimdi şöyle, aslında ben bu 1990'da ilk bu FAKO yöntemini Türkiye'ye getirdiğimde, belki sizde de olabilir, gazeteciler lazerle katarak diye başlık attılar. Hı hı. Ve de öyle kaldı adı. Yani zaten kullandığımız FAKO yöntemi lazer diye biliniyordu. Ama gerçek lazer değil, ultrasonik bir yöntem. Gerçek lazer femtosecond lazeri. İşte aşağı yukarı bunu 6-7 sene önce kullanmaya başladık. Femtosecond lazeri miyop tedavisinde de kullanıyoruz. Aynı zamanda katarak ameliyatlarında bir miktar avantajı var. Yani bir miktar. Yani öyle bir devrim yaratacak nitelikte korkunç, müthiş bir gelişme falan olmadı yani. Hı hı. Zaten artık gözde böyle gelişmeler sona yaklaştığı için olan şeyler böyle çok büyük bir değişme olmuyor. Küçük küçük ilerlemeler oluyor. Hı hı. Dolayısıyla yani lazerle katarak da hani mutlaka lazerle olması gerekir işte falan gibi öyle çok büyütülecek bir şey değil. Çünkü bu katarak ameliyatının ilk başındaki bir kısımda yani göz merceğinin ön zarını lazerle soyuyoruz. Lazer içeriye bıçakla giriyoruz normalde. Bıçak değil de lazer kesileri yapıyor. Oradan gene gözün içine giriliyor. Sonra yani sertleşmiş göz merceğini bu lazer böyle küçük küçük dilimlere ayırıyor. Daha kolay küçük lokmalar haline getiriyor. Ondan sonra hastayı lazerden kaldırıyoruz. Ameliyathaneye indiriyoruz. Gene FAKO ile devam ediyoruz. FAKO ile o küçük parçamız dilimleri daha kolay alıyoruz aslında. Hı hı. Yani ameliyat süresi aslında toplam süre uzuyor. FAKO süresi biraz daha kısalıyor. İşte çok sert kataraklarda biraz tabii işimize yarıyor. Yani daha sert katarak yumuşuyor, parçaları ayrılıyor. Bir de gözün ön zarı düzgün bir şekilde şöyle zımba gibi kesildiği için normalde onu biz elle soyuyoruz. Elle o kadar soyamıyorsunuz. Bu gözün içine özellikle multifokal, çok odaklı göz içi merceği koyduğumuz hastalarda bu bir avantaj teşkil ediyor. Çünkü göz içi merceğinin, bu multifokal yani çok odaklı göz içi merceğinin tam ortalanması lazım. Yani gözün içinde güzel durması lazım. Hiçbir şekilde sağa sola kaymaması lazım. Çünkü zaten çok odaklı. Yani biraz kaysa odağı hastanın görmesini çok rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla hani lazerde bu avantaj. Yani ben aslında yaptığım ameliyatların %90'ında multifokal göz içi merceği kullanıyorum. Şimdi tam da oraya gelmek istiyordum. Evet. Göz içi merceklerin de herhalde çeşitleri var. Multifokal evet. dediğiniz merceklerin, lenslerin özellikleri nelerdir? Başka çeşit lensler nelerdir? Hangi hastaya, hangi lensi tercih edeceğiniz de neye göre değişiyor burada? Şimdi şöyle, bu bir monofokal mercek var. Uzak merceği diyebiliriz halk arasında. Hı hı. Yani monofokal, tek odaklı mercek takarsak
ve numarası da güzel ayarlanırsa, astigmat falan düzeltilirse hastanın, hasta ertesi günü uzağı gözlüksüz %100 görüyor. Retinası da sağlamsa, ama yakına baktığında 3 numara hipermetrop olacağı için yakını okuma gözlüğü, 3 numara okuma gözlüğü, uzak sıfırsa kullanması gerekiyor. 3 numara oldukça yüksek bir numara. Yani hasta şeyini göremiyor, saatini göremez mesela 3 numara hipermetrop, yemeğini göremez, cep telefonunu göremez. Dolayısıyla bu bir sorun. Şimdi bunu ortadan kaldırmak için çok odaklı mercekler epey bir aşağı yukarı 10 yılı aşkın bir süredir uygulanıyor, deneniyor. Ben aşağı yukarı 10 yıldır takıyorum. Çünkü 10 yıldan önceki mercekler bayağı bir yan etkileri vardı. Çok kullanmadım ama 10 yıldır güzel kullanabilecek hale geldi. Ve gitgide de bunların teknolojisi gelişiyor ve daha etkili ve daha başarılı bir hale geliyor. Ve şu anda gelinen noktada yan etkileri oldukça az. Yani yan etkisi nedir? Şimdi bunların şu anda sorsanız, yani bu Türkiye'de çok az uygulanıyor multifokal gözlükçü merceği. Çünkü bu eski merceklerden, bir de doktorlar çok tabii yapmadıkları için deneyim sahibi de değiller. Şöyle bir şey var, işte çok gözlükçü multifokal gözlükçü merceği, çok yan etkileri var, göz parlıyormuş, benim arkadaşım taktırdı hiç memnun olmadı falan diye böyle insanlar konuşuyor. Halbuki bu hiçbir şekilde böyle değil. İyi bir göz, bir kere kalite değişiyor tabii. Yani iyi, dünyanın en iyi kaliteli göz mercekleri oldukça pahalı. Ama iyi kaliteli bir merceği taktığınızda iyi de bir cerrahi yaparsanız, deneyimli bir doktor, hasta ertesi günü uzağı gözlüksüz %100 görüyor, yakını da %100 okuyabiliyor. Öyle ki yani bazıları var bunları. Hastalara ilaç prospektüslerini okutabiliyoruz gözlüksüz yani. O çünkü ilaç prospektüsleri en çok küçük yazılmış en küçüğü oluyor. Yani o en iddialısı yani. Şimdi son 3,5 dakika içindeyiz. Evet. Katarak ameliyatından söz açıldığı ve onu konuştuğumuz için bir de damlasız katarak ameliyatı var. Evet. Nedir damlasız katarak ameliyatı? Çok kısa bilgi rica edeyim. Hemen ardına diğer sorumu da sorayım, sözü size bırakayım. Göz içi mercekler demişken, aslında bu göz içi mercekleri sırf katarak ameliyatında yapmıyorsunuz. Gözü lazere uygun olmayan vakalarda da çok yapıyorsunuz. Çok yüksek miyoplarda yapıyoruz. Evet, biraz bize hani o konuda da bilgi verirseniz. Tabii. Şimdi göz içi merceği bir katarakta kullanılıyor. Katarakta kendi göz merceği alınıp yenisini takıyoruz. Bir de çok yüksek miyoplarda hastanın kendi göz merceğini almadan onun önüne kontakt lens gibi başka bir sentetik mercek takıyoruz. Bu son gelişmelerde 30 numaraya kadar miyopları 7 numara astigmatla beraberinde düzeltebiliyoruz. En son katarak ameliyatlarındaki en son gelişme damlasız katarak ameliyatı. Yani şu anda ben aşağı yukarı 4 aydır uyguluyorum Türkiye'de. Amerika'da 2 senedir uygulanıyor. Aşağı yukarı yani 400'e yakın doktor uygulamaya başladı Amerika'da. Ne oluyor? Şimdi katarak ameliyatından sonra hastaya işte kortizon, antibiyotik, gözyaşı bir sürü damlalar damlatıyor. Aşağı yukarı bir ay kadar. Şimdi bunlar tabii yaşam kalitesini bayağı düşürüyor. Ayrıca gözde bazı yan etkiler de yapıyor. Kurutuyor, işte batmalar, küçük minik yaralar yapıyor falan o kortizonlar. Bu damlasız katarak ameliyatında ameliyat bittikten sonra, ameliyatın sonunda bu gözün içine damla olarak kullanılacak ilaçların karışım kombinasyonu depo halinde yeni bir ilaç üretildi. Bunu gözün içine arka tarafa vitre dediğimiz kısma özel bir teknikle, bunun tam adı transzonüler intravitreal enjeksiyon. Yani vitrenin içine arka tarafa bu depo ilacı veriyoruz. Şimdi vitre böyle jel gibi bir şey olduğu için orada kalıyor ve yavaş yavaş çözülüyor bunlar. Ve aşağı bir ay sonra dahi etkisi devam ediyor. Dolayısıyla ameliyattan sonra hasta hiçbir şekilde ertesi günü bize kontrole geliyor. Sonra hiçbir şekilde damla kullanmıyor. Şimdi bu hem günlük yaşam kalitesini arttırıyor. Çok yaşlı hastalar var, damlatamıyor, yardımcıları var. Çalışıyorsa işte ikide bir işi bırak, günde 4, bir ayda 400 kere damla damlatması gerekiyor. Bu 400 damladan kurtuluyor. Bu da en son hasta yaşam kalitesi açısından aslında, yani belki doktor teknik açısından çok şey değil ama hasta açısından önemli bir gelişme bence. Ben çok teşekkür ederim. Bugün sağlığım için her şeyde, özellikle katarak cerrahisini ve cerrahideki
gelişmeleri anlattınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim size. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün de bir sağlığım için her şeyin sonuna geldik. Sağlığım için her şey @atvavrupa.tv adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. YouTube'da Sağlığım için her şey kanalına üye olarak programımızla ilgili tüm videoları izleyebilirsiniz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan programımıza çıkan tüm doktor konu ve konuklar hakkında bilgi alabileceğiniz gibi bizlere 0530-096-72-73-0216-323-22-67 numaralı telefonlardan da arayabilirsiniz. Sağlık dolu güzel bir hafta sizlerle olsun. Önümüzdeki hafta gene aynı saatlerde sizlerle görüşmek dileğiyle kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın.